Kahramanmaraş İş Eğitimi Okulu ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polisleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle otizmli çocukları Dulkadiroğlu Belediyesi Kültürel Miras Müzesi'nde konuk etti. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği ziyarette Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Doktor Ruhan Özkan, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin eşi Nahide İnci ve protokol üyelerinin eşleri katıldı. Kahramanmaraş İş Eğitimi Okulu ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislerinin organize ettiği etkinlikte otizmli öğrenciler doyasıya eğlendi. Otizmli öğrencilerle birebir ilgilenen Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Doktor Ruhan Özkan, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada engellilere yönelik yapılan pozitif ayrımcılığın her zaman yanında olduğunu kaydetti. Özel iş eğitim merkezinin değerli öğrencileriyle birlikte olduk bugün. Bize güzel dans gösterilerini sundular. Biz bu organizasyon münasebetiyle tekrar onlar gibi olan bütün çocuklarımızı yürekten kucaklıyoruz. Engellerin göründüğü gibi olmadığını, beyinlerdeki engellerin en kısa zamanda aşılması gerektiğini tekrar burada ifade etmiş olalım. Onların el emekleri, göz nuru, güzel hediyeyi de bizlere sundular. Ben bunu ömür boyu saklayacağım. Çok değerli ve çok anlamlı benim için. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin eşi Nahide İnci, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada engellerin yalnızca yüreklerde olduğunu bir kez daha anladıklarını söyledi. Aramızdaki engelleri kaldıralım. Ve yaptığımız bu organizasyonda ve diğer organizasyonlarımızda bizi hiç yalnız bırakmayan Sayın Valimizin eşi Ruhan Hanımefendi de yanımızdalar. Desteklerinden dolayı onlara da çok teşekkür ediyorum. Daha fazla ne söylenir ki? Onların güzel dünyasına indik. Onlarla birlikte olmak, empati kurmak ve engellerin yalnızca yüreklerde olduğunu bir kez daha biz bugün anladık. Otizmli öğrenciler Kültürel Miras Müzesi'nde, Masal Odası'nda ve Hacivat Karagöz Odası'nda doyasıya eğlendi. Kayıt stüdyosunda müziğe olan ilgilerini de sergileyen öğrenciler program sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.